Merhaba arkadaşlar. Zehra bugün size minişlerini tanıtacak. Bir tane minişimiz var mı? Bu ne değil? Burası ne ismi baba? İsmi ne bunun? Bilmiyorum. Bildiğim. Ben bunun adına ne koyalım? Buldum. Bunun adı... Makarna. Bunun adı kalemel. Karamel, tamam. Burada bir tane süslü bir tane kordayesi var pembe. Saçları çok uzun ve gözlerini kapatıyor. Saçları da böyle. Çok tatlıymış. O minişimizin kardeşi burada. Burada bir tane papatya var. Onun gözünü, saçı onun bir gözünü kapatıyor. Bir gözünü açık tutuyor. Kuruyor deminki gibi böyle. Bu da çok tatlıymış. Çiçeği de var bunun. Evet. Onun kordayesi var. Bunun çiçeği var. Sıradaki miniş. Makarna minişi. Makarna minişi görelim şimdi. Bak bunun adı paspas ama ben buna makarna miniş diyorum. Çünkü makarna gibi saçları var. Bunun adı da makarna. Tamam. Çok tatlı. Gözleri böyle mavi bir tane. Ay yeşil bir tane minişimiz. Bunun da pembe. Bir tane de tavşan minişimiz var. Kulakları böyle mor uçları, saçı pembe, koyu da çok tatlı bir tane tavşan. Merhaba tavşan miniş. Bunu o zaman tavşan miniş diyeceğiz. İsim vermeye gerek yok. Bunun adı çilek. Çilek. Tavşan çilek. Evet. Bu da orada dursun. Sıradaki gelsin. Minişimiz var. Erkek büyük. Burada bıyıkları var. Mavi ne değil. Burada turuncu gibi terlengi boynu var. Kulakları mavi. Kulakların için terlengi. Böyle tane. Köpeğimiz. Burada bir tane noktası var köpeğimizin. İsmi ne bunun? Bunun adı da... Ne olsun? Bunun adı yaban mersini olsun. Yaban mersini. Bu da gitsin buraya. Ben bir köpeğim. Neden bana öyle diyorsunuz yaban mersini? Öyle mi dedi? Tamam, sıradaki minişe bakalım. Yani böyle bir tane süslü bir tane kedi minişimiz var. Kuyruğuna oje sürmüş bir tane. Oje niye sürmüş onun kuyruğuna? Bilmiyorum. O simli galiba. Az yaklaştır simlerine bakalım. Şöyle göstereyim. Evet. Herhalde birisi... Bu kızım ne dedin sen buna? Kedi. Bu kedi değil. Bu tilki. Tilki mi? Tilkilerin kuyrukları öyle olur. Yanlış anlamışım. Bana neden kedi diyorsunuz? Ama kedi de olabilir ama bence tilki. Çünkü tilkilerin kuyrukları kalın oluyor böyle. Olsun. Benim... Kolyesi de varmış. Evet. Bu kolye değil. Herhalde bunun eşarpı. Bunun adı da... Bunun adı da çilek. Ben tilkiyim. Neden bana çilek diyorsunuz anlamıyorum. Ben de yavrumun yanına geçeyim. Kedi azıcık kızdım diyeceğim. Kedimi sıra geldi. İkinci yanımız var. Gözleri mor ve açık mor. Saçı da kahverengi bir tonda. Kulakların içi değil. Sayı bir tane tonlu. Bir tane miniş. Sonra bunun adı da yaban mersini. Geç. Ama yaban mersinleri mavi olmuyor mu? Bu su yeşili ama neyse. Ben bunun adına ama yine de ben bunun adına yaban mersini koydum. Ben de yaban mersin diyeyim. Böyle bir tane tilki minişimiz var tekrar. Kulaklarının içi mor. Gözleri böyle mavi ve beyaz. Kuyruğunu görebilir miyiz? Kuyruğu yok. Kuyruğuna ne oldu tilkinin? Bilmiyorum. Kuyruğu herhalde paketten çıktığında kuyruğu yoktu herhalde. O zaman bunun ismini ben koyabilir miyim? Koy. Kuyruksuz. Benim hiç kuyruksuz halim mi var? Tabii ki. Ben tilkiyim, tilki. Tilki kardeş, kuyruğun yok ama senin adın kuyruksuz tilki olsun. Neyse, ben de geçeyim şuraya. Ben de buradan geçeceğim. Böyle bir tane kelebek miniş. Kanatları yok ama tenleri de yok. Nasıl bir miniş bu? O zaman bunun ismini de ben koyacağım. Koy. Ne koyacağım sence? Bilmiyorum. Kanatsız. Benim hiç kanatsız halim mi var? Bak bunun kuyruğu yok. Benim de kanatlığımda antenim yok.
yok. Hep bir tane fark var. Neyse ben de yerime geçeyim. Benim hiç kanatsız halim mi var? Böyle bir tane kedi minişimiz var. Eksik bir tarafı yok değil mi onun? Kuyruğun kanadı her şey yerinde değil mi? Evet. Saçı böyle mavi gibi bir tane ton yengimdi. Bu arada ona o yenge benzer bir tane yeng. Kıyafetin içi gördüğünüz gibi çok parlak bir tane beyaz var. Vücudu beyaz. Bu yaya ya da mor gibi. İsmi ne? Bir şey. Bunun adı da mor beyaz kedicik olsun. Mor beyaz kedicik. Peki. Çok güzel oldu bence. Gelsin bakalım. Gelsin. Böyle bir benim tane. Benim sevdiğim minişlerden bir tanesi. Balık. Bir tane böyle bir tane balık minişimiz var. Püsküllü. Burası döner bir yer. Ama böyle tutunca direkt böyle düşebiliyor. Yüzgeçlerini gösterir misin? Yüzgeçlerin neresi biliyor musun? Burası. Evet, orası yüzgeçi. Kuyruğu da pek fena. Oturunca böyle sadece de kuyruğu niye yatıyor? Nasıl bir minişmiş bu da? Neyse bu da yerine geçti. Bir tane böyle tavşan minişimiz var. Her tarafı mor saçı. Kulakları yere değiyor mu? Evet. Kulaklarından dolayı oturabiliyor. Hem de düşmüyor. Kuyruğu da böyle bir minik tane sarı var. Evet. Böyle bir... Sonra burada bir tane tokak takma yeri var. Gördüğünüz gibi bunun da vardı. Şunun da vardı. Böyle bir tane tavşanımız. Dikkat et, timsah yiyecek. Bak çok yaklaştırdın ağzına timsah. Bunun adı da... Da yaban mersini olsun yine. Hepsinin adı yaban mersini. Tamam. Evet. Küçük minişler öne geçsin bence değil mi? Evet. Onlar en önde olmak. Sırada kim böyle var? Böyle bir tane at minişimiz at var. At değil o. At. Hayır at değil. At. At mı? Evet. Doğru, ata benziyor. Böyle bir tane çok güzel kahverengi bir tane atımız var. Ye. Kahverengi. Kuyruğu da kahverengi güzel bir tane atımız. Bu ne? Nasıl oturtacağım? Bu düşüyor. Bir tane o atımızın kardeşi. Bunun yayayı mor, kuyruğu da mor. Ve bunun bu yayayı da beyaz. Bunu yayını alalım kardeşin yanına. Bunlar kim? Bunlar da balık ve yengeç. Bunlar aynı paketten çıktı. Yanımlar kardeş. Bu balığımızın bu yayına simler var. O balığımız gibi onun yüzgeçliği var ama bunun kafası dönmüyor. Kuyu var. Bu tarafı diğer bir tarafı mavi, bir tarafı da yeşil. Yengece bakabilir miyiz? Bunun da bu tarafı mavi, bu tarafı yani yeşil. Hmm. Bu yerinde de onun simler var. Bunun da burasında at kuyu var. Yani onun da kuyu dairesi var şunun gibi. Bunlar da yerine geçsin. Bu arada bunlar balık ve karışkından çıktı serisinden yani. Bunları da yayın alalım. Arkadaşlar bu minişlerimiz de kardeş. Bunlar tatlı serisinden çıktı yani tatlı serisinden çıktı. Bu arkadaki tavus kuşu mu? Evet. Kuyruğu böyle pembe. Burasında krema gibi bir şey var ama ne? Ne kreması? Bilmiyorum. Herhalde o saçı. Evet. Saçını krema gibi yapmışlar saçını. Burada simleri biraz saçındaki. Bu herhalde bu taraf, bu burası pembe, burası beyaz, burası da kahverengi. Bu herhalde kahverengi yiyen, çile çok seven bir tane tavus kuşu. Bunu buraya koyuyor. Bu da çilek, sadece çile öne yiyor. Çok güzel bir tane kuş minişimiz. Şimdi de bu kuştan iki kardeş. Bu kuş herhalde bir kız kuşumuz. Bu yayayı, vücudu yeşil bir tane kuşumuz. Burası da herhalde turuncu. Bunu buraya koyalım şöyle yapsın. Kuşumuz da vücudu mavi. Bak ojenle aynı renkte mavisi gördün mü? Evet bunu buraya koyalım. Beraber demiştik. Bunu da kardeşin yanına koyabiliriz. Kim geliyor? Bakalım kim gelecekmiş. Şundan herhalde bu kuş, bu at ve bunların ikisi kardeş. Çok güzel kuşumuz. Bu kuşumuzu kardeşin yanına koyalım mı? Bence koyalım.
yerine duruyor. Düştü kafasının üstüne. Bu kuşçuk yerine durmuyor vallahi. Yanmaz kuş. Kardeşin yanına herhalde durmak istemiyor. Düşürdü. Aa, kardeşin de düşürdü. Kardeşi hala düşmek istiyor. Neyse, bunlar yatsın biraz daha düzeltin. Kuzumuz var. Bu kuzu da şuradaki atımızdan kardeş. Gözü küçücük. Vücudu da mor bir tane kuzumuz. Bunu da kardeşimizin yanına koyalım. Bir tavşan zıp yararak geldi bu tavşanımız. Bunun da vücudu koymuş. Gözleri de çok tatlı. Mavi yan beyaz. Saçı da böyle mor. Bu neyin adını koydu? Gördüğünüz gibi küçük. Bir tane hamster. Saçı çok güzel. Kuzu hiç hamster'a da benzemiyor. Hamster mi? Evet. Burası böyle beyaz. Bu yayı devamında, her tarafı devamında açık kahverengi ya da teryengi. Gözleri de beyazdan yeşil. Bunu yani koyalım şuraya. Şuraya da dursun bence. Sıra geldi böyle. Bu bir tane kedi. Bu da böyle bir tane köpek. Bunların ikisi kardeş. Gördüğünüz gibi bu. Şimdi mi onun kafası? Evet. Bunun burası mor, bunun burası pembe. Çok güzel bir tane. Kiminiz? Bir kurbağa. Böyle bir tane yeşil. Gözlere bak, kocaman. Var. Gözleri tam kafasında, yani kafasının saçlarında bittiği yerde. Çok değişik bir kurbağamız var. Ayakları da çok güzel. Bunu da yerine koyalım. Ne yapalım? Güle güle kurbağa. Tavşanları devirmesin ha. Tamam. Hipopotam. Hipopotam da maymun mu? Evet. Bu hipopotama benziyor. İyi bakalım. Renkleri güzel ama onların. Böyle tam maymunumuz var. Bunun burası mavi, bunun burası mor. Çok tatlı. Bunun da burası simli. Bunu yine koyalım şuraya. Güzel gözüküyor. Bunun da burası onunki gibi. Burası mor, bunun burası mavi. Burası da tabii ki de mavi simler, yani süslenmiş bir tane inişimiz. Bir koyalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir tane top miniş. Şaka yaptım. Bunun içinde küçük bir tane minişimiz var. Göstereyim şöyle. İşte böyle bir tane küçük bir tane minişimiz var. O ne kadar küçük öyle? Görünmüyor küçüklüğünden. Burada temiz var minnacık. Küçüklüğünden bile gözükmüyor. Yani ne renk bilmiyorum. Çok tatlı bir tane küçük köpeğimiz. Bunu şöyle kapatalım, üşümesin. O kemiği de mi var onun? Evet. Burada. Gördüğünüz gibi bunu buraya koyalım. Şöyle olsun. Bunun burası da mavi gibi bir tane yelk. Gösteride şu mor, şu minişimiz gibi. Bakın bunlar. Evet, kardeş mavi. Galiba onlar. Evet ama bu kuzumuz gerçekten bundan kardeş. Bunun kardeşimiz de yok. Bir tane o köpek gibi bir tane minişimiz var, küçücük. Bu da onun gibi küçüklüğünden gözükmüyor. Yengi sayının azıcık açık yengi. Çok tatlı bir tane minişimiz. Bu da yeni. Kaç tane kaldı minişin? 3. Şimdi de 3 tane kaldı. Getir bakalım. Böyle bir tane kedi minişimiz var. Mavi, çok tatlı bir tane kedimiz. Bunu yine koyalım. Sıradaki minişimiz bu herhalde sokak kedisi. Bu da ev kedisi. Ev kedisi sokak bunlar, öyle olur mu? Çünkü bunlar herhalde kardeş. Bu sokak kedisi, bu ev kedisi herhalde. Neyse bunları yerine koyalım. Kedimiz düştü. Nerede o? Burada. Pek anlamadım miniş mi diye. Yok, o miniş kedi. Değil bence. Miniş ama ben bunu miniş diye kullanıyorum. Bunu en son sakladım. Çünkü ben bunu çok seviyorum. En son sakladım. En çok sevdiklerimi en son saklıyorum. Bu da miniş gibi bir şey. Onu neden en çok seviyorsun? Bence en değişik olduğu için. Evet. Çünkü o miniş değil.
Minişlerden çıktı ama miniş değil mesela. Bunu da yerine koyalım. Dıt tamam. Dıt dıt dıt. Hadi minişlere söyle güle güle desinler. Minişler gel geri.